Bera bin Azib radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlar. El-Müslimu izâ su'ile fil kabri yeşhedü en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah. Müslüman kabirde sual sorulduğu zaman, Müslümana kabir suali sorulduğu zaman o hemen e, cevap olarak Allah'tan başka ilah olmadığını Muhammed'in de Allah'ın Resulü olduğunu söyler. Buna şahitlik eder. Şehadet eder. Şehadet getirir. Yani Allah Rabbin kimdir? Muhammed kimdir? Gibi kabir sualleri sorulduğunda Eşhedü en la ilahe illallah der ki ben şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Tek Allah vardı ilah olarak. Muhammed de onun Resulüdür ve enne Muhammeden ısır, Resulullah Muhammed de Allah'ın Resulüdür der. ki işte bu durum gavluhu teala Allah Teala'nın şu sözünde açıklanan durumdur. Estaizu billah yusebbitullahu lezine amenu bil gavli fil hayati dünya ve fil ahira. Bu İbrahim suresi 27. ayet-i kerime yusebbitullahu lezine amenu Allah Teala Müminlerin ayaklarını sabitleştirir, sabit kadem kılar. Bastıkları yere sağlam basarlar, sağlam dururlar, ayakları kaymaz. Ne ile sabitleşirler? Bil kavli sabiti, sabit sözle. Sabit söz, kuvvetli söz, hak söz nedir? La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah sözüdür. Bunu söyleyen, iman eden kimselere Allah Teala, Sabitler, ayaklarını sabitler, ayakları kaymaz, tereddüt etmezler. Şu mu doğru, bu mu doğru, bu yol mu doğru diye. Çünkü dünyada böyle bir tereddüt olduğu gibi kabirde de tereddüt olacak. Melekler sorduğunda acaba, acaba doğrusu nedir? Bu melekler bize nasıl cevap bekliyor? Yani peygamberimiz gerçek peygamber mi değil mi? Melek hangisi yani hangisini kabul ediyor? E meleğin istediği doğru cevap nedir? Böyle bir tereddüt asıl olur yani dünyada sağlam iman etmeyenler de dolayısıyla dünyada sağlam bir şeyle iman ederse ahirette de o e, kabirde de ve ahirette de bu tereddüt olmaz. E, fil hayati dünya ve fil ahire. Hem dünya hayatta hem ahirette Allah Teala la ilahe illallah sözüyle bu sabit söz ile müminlerin ayaklarını sabit kılar. Bastıkları yere sağlam basarlar. Emin adımlarla yürürler. Demek ki bu ayet kerime e, kabir azabının olabileceğine işaret eden ayetlerden birisi ve imanın insanı hem dünyada huzurlu kılacağını hem ahirette huzurlu kılacağını e, haber veriyor. İbrahim suresi 27. ayet kerime. Açıklamalar herkesin dünyadan sadece bir kefenle dönebileceği kabir insanlar için hesaba çekilme yeri ve neticeye göre muamele görme mahallidir kabre kefenle girebiliyor ancak insanlar başka hiçbir şeyle giremiyor. Girse de faydası yok zaten. Yani zaten kabrin zahir kısmı e bedenin toprak olması, çürümesi, geldiği yere dönmesi manasına geliyor. Yani onun yanına para da koysan, altın da koysan, ışık da yaksan üzerine bunların ona bir faydası yok. Maddi kısmı toprak olup gidiyor. Asıl ruhla ilgili kısım, manevi kısım, kabrin manevi boyutu kabrin bir de manevi boyutu var. Maddi boyutunda bakarsın sessizce yatıyor. Yavaş yavaş çürüyor, toprak oluyor. Ama manevi boyutunda neler var? Sevişler mi var? Lezzetler mi var? Feryatlar mı var? Ne acılar mı var? Nasıl bir hareketlilik var? Onu dünya gözümüzde göremiyoruz. Onu Onu görecek göz ahirette belki verilecek insana dolayısıyla imtihan olduğumuz için burada o gözle göremiyoruz. Kabristanların yanından geçip gidiyoruz. Sessizce yatıyorlar ama orada büyük bir hareketlilik. Farklı boyutta. Ruh boyutunda, maneviyat boyutunda farklı bir hareketlilik var. Kimisi lezzetler içerisinde, genişlikler içerisinde, kimisi azap içinde, dağlık içerisinde. Kabir hayatı, berza hayatı diyoruz biz bu hayata. Sonra o hayattan sonra kıyamet koptuktan sonra da ahiret hayatı başlayacak. Bunlarla ilgili bilgilerimiz sınırlı. Kabir azabının olmadığı ya da sadece kafir için söz konusu olabileceği konusunda mutezile ve haricilerden çok az sayıda kimse görüş beyan etmişse de mutezile'den, haricilerden bazıları kabir azabı yoktur veya sadece kafirler olur gibi iddialarda bulunmuşlar. Onlardan hareketle bugün de e, çoğunluktan pek çok insan bakıyorsunuz kabir azabında bir şey yoktur diye. Çünkü iyice materyalistleştiği için Maddi olarak pozitivist akıma kaptırdığı için kendisini gözüyle görmediği şeye inanmak istemiyor. Bakıyor kabir sakince sessizce yatıyor. Demek ki diyor böyle bir şey yok. Görmüyorum. Olsa görürdüm gibi. Halbuki e, ne alemler var, e, ne dünyalar var, ne hayatlar var, ne, e, ne bilmediğimiz boyutlar var. Onu insan e, biraz düşünse anlayabilir. Az kişi bu konuda e, görüş beyan etmiş. ehl sünnet ve anılan mezheplerin büyük çoğunluğu yani muhtezelenin çoğunluğu haricilerin çoğunluğu kabir azabının varlığı hususunda görüş birliği içindedirler. Yani müminlerin de günahların nispetinde böyle bir azaba uğrayabileceği kafirlerin zaten uğrayacağı e, kabul edilen bir husus. Kabir azabına delalet eden ayetler mesela Tevbe suresi 101 ayet Mü'min suresi 45. ayet. İşte okuduğumuz bu ayet kerime İbrahim suresi 27. ayet gibi ayetler yanında kabir azabı hakkında birçok sahih hadis de bulunmaktadır. Hadislerde de bulunmaktadır. Hadisimizde geçen İbrahim suresinin 27. ayetinin kabir azabı hakkında nazil olduğuna dair Buhari ve Müslim'de rivayetler bulunmaktadır. Bütün bunlara rağmen kabir azabının varlığını açıkça ortaya koyan ayet yoktur diyerek ve sünnetteki delilleri de yok sayarak kabir azabını inkara kalkışmak kimseye bir şey kazandırmayacaktır. Kimseyi de böyle inkar eden kimseler de herhalde bu azaptan kurtarmayacaktır. Siz inkar etmiştiniz. Madem size azap yok diye onları kurtaracak değildir. Böyle e, körü körüne inkar etmektense acaba yani ayet bir şey söylüyorsa, hadis bir şey söylüyorsa bir e, araştırayım. Acaba diyeyim. En azından yani yani peygamber sahih hadisin açıkça bildirdiği şeyde acaba denmez tabii ki. Ona tabi olmak gerekir ama en azından en kötüsü hadi diyelim madem böyle bir hastalık var kalbinizde bir acaba deyin yani. Benim de başıma gelir mi? Ya yani böyle bir şey varsa beni kurtaracak şey nedir diye bir hazırlık içerisine girmek ee, belki daha akıllıca olur. Zira bırakınız <laughs> kabir azabının daha ölüm anında bile kula azap edildiğini ortaya koyan ayet kerimeler bulunmak kabiri bırak. Kabirden önce adam ölüyor. Sen zannediyorsun ki yatağında sakince yatıyor. Ölüm anında, ölümden az önce insan. Ama ruh çıkarken ona neler yapıldığından haberimiz yok. Onu Vaka suresinin sonunda da Cenab-ı Hak hatta meydan okuyor. Hadi diyor madem siz yakınsanız buyurun geri döndün o ruhu. Siz bakıp durursunuz o ruha biz sizden daha yakınız diyor. Sonra üç çeşit insandan bahsediyor orada. Bunun gibi Enam suresinin 93. ayet-i kerimesinde de şöyle buyuruyor. O zalimler ölümün boğucu dalgaları içinde. Melekler de pençelerini uzatmış. Onlara haydi canlarınızı kurtarın. Allah'a karşı gerçek olmayanı söylemenizden ve onun ayetlerine karşı kibirli davranmanızdan, davranmanızdan ötürü. Bugün alçaklık azabıyla cezalandırılacaksınız derken onların halini bir görsen. Muhammed Suresi 27. ayet-i kerimede melekler onların yüzlerine ve sırtlarına vurarak canlarını alırken durumları nasıl olacak? Cenab-ı Hak böyle bir e, haber veriyor bize. Şimdi pek çok kafirin işte zalimin diyelim ölürken yatağında sakince yatarak öldüğünü görüyoruz, duyuyoruz. Ama bu ayetlerin haber verdiği boyutu göremiyoruz. Ama var. Onlara melekler sırtlarına yüzlerine vurarak Onların canlarını alıyor, azap ederek alıyor. Belki o ruhları feryat ediyor ama zahiren bedenlerine bir şey yansımıyor. Hadisimiz kabir sorgusu suali hakikatini tespit etmekte. Orada kelime-i şehadet getirmenin dünyada bu inanç içinde olan müminlere nasip olacağını bildirmekte. Dünyada bu şehadeti getiren orada getirecek. Ve bunun Allah kendisine iman edenleri hem dünyada hem de ahirette sağlamlaştırır ayetinde belirtildiği gibi bir ilahi ikram olduğu haberini ve müjdesini vermektedir. Hadisimiz taşıdığı bu müjdeden dolayı İmam Nevevi merhum tarafından reca konusunda zikredilmiştir. Ümit Allah'ın rahmetini ümit etmek. Allah Teala bizim ayağımızı da orada sağlamlaştırır diye böyle bir ümit içerisinde olmak. Görülüyor ki müminler için ahiret yolculuğu demek olan hayatın her safhasında gerçekten ümitli olmak için ilahi müjdeler bulunmaktadır. Hadisten öğrendiklerimiz kabir azabı ve kabir sorgusu haktır. Mutlaka vuku bulacaktır. 2. Kabirdeki sorgulamada müminler Allah Teala'nın ikramı neticesinde dünyada söyleye geldikleri kelime-i şehadeti okuyarak imanlarını ispat edeceklerdir. Üç, bu durum kabir azabından kurtuluş müjdesi ve bu konuda büyük bir ümit kaynağıdır. La ilahe diyen müminler için bir ümit yani biz kabirde de bunu inşallah söyleyeceğiz ve azaptan kurtulacağız inşallah diyerek Rabbimize yalvarıyoruz, sığınıyoruz.